İstanbul'da kentsel dönüşüm riskli alan raporu açıklandı. Rapora göre İstanbul'da 200 bin yapıdan sadece 84 bini dönüşüme uğradı. 7 ilçenin ise acil dönüşüme girmesi gerektiği kaydedildi. O ilçeler hangileri? Sorunun yanıtını A Haber muhabiri Esra Akgürek ve konuğundan alacağız. İstanbul'un en önemli konularından bir tanesi kentsel dönüşüm. Hatta belki de en önemlisi diyebiliriz. Konuyla alakalı İstanbul Planlama Ajansı'nın bir raporu yayınlandı ve bu raporda da 7 ilçenin acil kentsel dönüşüme uğraması gerektiği açıklandı. Hangi ilçeler bunlar ve neden risk taşıyorlar? Konuyla alakalı bir uzmanımız yanımızda olacak. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Mustafa Koçak, gayrimenkul uzmanı, TÜRGEM Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da bir inşaat mühendisi. Bu 7 ilçe hangisi ve neden riskli? Evet, rapor açıklandı. Bu rapora göre 7 ilçe Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olarak açıklandı. İlçelere baktığımız zaman genel anlamda İstanbul'un güney sahil kesimleri gibi düşünebiliriz. Çünkü biliyorsunuz fay hattı Marmara Denizi'nden geçiyor ve sahil kesimleri zaten zemin olarak da riskli alanlar olarak bu deprem tehlike haritalarında da zemin haritalarında zaten bilinen bir gerçekti. Bu bölgelerde hem zeminden kaynaklı hem de eski yapılaşmaların çok olmasından dolayı bu tarz riskler içeriyor. Raporda da bu yüzden çıktı. Bu yüzden bu 7 ilçenin öncelikli olarak yenilenmesi gerekiyor. Son 11 yıla baktığımız zaman 2000 yapımı öncesi 800 bin bina var. Ve bu 800 bin binanın son 11 yılda sadece 84 bini yenilendi. Yani bu çok az bir oran. Ve bu eski yapılarda genelde bu ilçelerde bulunduğu için de raporda bu ilçeler önde çıktı. Bu alanların da acilen yenilenmesi ve kentsel dönüşümle birlikte artık daha sağlam binalara sahip olması gerekiyor. Şimdi şunu gördük, özellikle yaşadığımız o büyük afet sonrası eski yapıların çok daha risk taşıdığını gördük. İstanbul'da eski konut bakımından yüksek bir orana sahip. Bu bağlamda bu ilçelerde o konutları içeriyor mu? Tabii ki, yani özellikle Avrupa yakasında Güngören, Zeytinburnu hem zemin olarak hem de eski yapılaşmanın fazlalığı olarak önde geliyor. Küçükçekmece yine öyle. Bunun dışında yine Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Tuzla hem sahil hattında olduğu için hem de yine eski yapıların olmasından dolayı bu riskleri içeriyor. Peki eski binalar neden riskli? Bunun tabii birçok sebebi var. Birincisi İnşaatlarda kullanılan malzeme kalitesi. Yani 2000 yılından önce kullanılan betonun ve demirin kalitesi çok daha düşüktü. Bununla birlikte biliyorsunuz bir 99 depremi yaşadık. Yani buradaki binaların, eski binaların, 2000 yapım öncesi yapılan binaların büyük bir kısmı deprem gördü. Bununla birlikte inşaat kalitesi, bunun dışında işçilik kalitesi, bu anlamda eksiklikler vardı. Biliyorsunuz deprem yönetmeliği 99 depreminden sonra da sonraki depremlerden sonra da güncellemeler aldı ve daha sağlam binaları inşa etmek için yenilendi. Bu binaların çoğu eski şartlarla yapıldığı için haliyle risk içeriyor. Kentsel dönüşümde tabii rezerv alanlar da belirlendi. Bununla birlikte nereden başlamak gerekiyor? 7 ilçe açıklandı ama İstanbul'da nasıl başlamak gerekiyor? Aslında kentsel dönüşümle birlikte konut ihtiyacı da birbiriyle bağlantılı konular. Hani sadece yıkalım yenileyelimle bitmiyor iş. Çünkü bugün bir bölgede bir alanı, riskli alanı ilan ettiğiniz bir yerdeki binaları yıktığınız zaman orada yaşayan insanları nereye taşıyacaksınız? Bir de böyle bir problemimiz var. Bu yüzden öncelikle bu rezerv alanlarda yapılar hızlıca inşa edilip yerinde dönüşümü destekleyecek binalar yapılabilir. Bu binalardaki insanların oraya taşınması, geçici olarak oraya taşınması sağlanabilir ve bu binalar bu şekilde yenilenebilir. Çünkü bunu yapmadan o binaları yıkarsak bu sefer fiyatların artmasını önüne geçemeyiz. Çünkü kira fiyatları biliyorsunuz son bir yıldır, bir buçuk yıldır artıyor. Satışlar da öyle keza. Şimdi bir binayı yıktığımız zaman 50 dairelik bir bina düşünün. 50 tane kiralık daire ihtiyacı demektir. Bu da ister istemez fiyatları yukarı yönlü hareket ettiriyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde önce taşınılacak alanların belirlenmesi, taşınılacak alanlarla ilgili bir yapıların hazırlanması, daha sonra da bu eski binaların yıkılıp yeniden dönüştürülmesi gerekiyor. Bununla ilgili biliyorsunuz yine kentsel dönüşüm yasasında değişiklik yapıldı. 3/2 çoğunluk gerekiyordu. Bu büyük bir engeldi. Yine bunun dışında maliyet büyük bir engeldi. Bununla ilgili de son çıkan
tasarıyla yönetmelikle birlikte artık destekler de sağlanacak. Bunun da önü açıldı. Şu an tek ihtiyacımız yapı stoğu. Yani kiralık yapıların stoğu da tamamlanırsa kentsel dönüşüm biraz daha hız kazanır. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Mustafa Koçak bizlerleydi ve dönüştürülmesi gereken 7 ilçeyi neden risk taşıdıklarını bizler için aktardı diyelim. Buradan sözü merkezimize bırakalım.